Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, möchten, müssen ve können modal fiilleriyle yapacağımız çok mini mini acık bir test. Buradan çoktan seçmeli şekilde gidiyor olacağız. Tabii bunu yaparken motomot gitmeyeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Onun ardından doğru olan hangi modal fiilse bunu bulmaya çalışacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle modal fiil möchten ile başlayalım arkadaşlar. Möchten neydi? İstemek demekti değil mi? Şöyle bir üstünden bir geçelim. Ancak şunu da altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Möchten, müssen, können ya da başka modal fiiller de olabilir. Soru işareti içerisinde olduğumuz, yani böyle ikilemde hissettiğimiz konular mutlaka olabilir. İlgili ders videolarını gidersek, onun ardından bu ders videosuyla devam edersek daha bir iyi, daha bir doğru davranmış oluruz. Daha bir oturtmuş oluruz değil mi konuları? Ancak şöyle bir üstünden bir geçelim isterseniz. Möchten istemek demekti. Bu modal fiili bir çekimleyelim dilerseniz. Ich möchte, du möchtest, möchte, sie möchte, es möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten. Tabii ben burada sınıfta alışkanlık olduğu için söylüyorum ve es veriyorum, bekliyorum. Acaba sizden geri dönüş var mı diye. Ben eminim ki Almanca Kolay öğrencileri doğru bir şekilde bu söylemiş olduklarımı ya da bu esleri güzel bir şekilde dolduruyorlardır. Şimdi möchten ilk örneğimiz, ilk soru möchten'le başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Susanne, gern Orangensaft trinken. Evet, Susanne bu bir kadın ismi arkadaşlar. Orangensaft, orange neydi? Portakal demekti. Peki saft neydi? Meyve suyuydu değil mi? Dolayısıyla portakal suyu diyecek olursak Orangensaft diyoruz. Bazı arkadaşlar da ya da Almanya'da da Orangensaft da, bu da doğru. Orangensaft, bu da pekala doğru. İkisi de standart Almanca, yani Hochdeutsch. Demek ki Orangensaft ya da Orangensaft portakal suyu demekmiş. Trinken de içmek demek. Gern de severek anlamına geliyor. Şimdi seçeneklere bir bakalım. Şimdi Susanne portakal suyunu içmeyi, portakal suyu içmeyi sever diyeceğiz. Hangisi olmalı diye baktığımızda möchten istemek demekti değil mi? Yani ne demek istiyoruz? Portakal içmek istiyor. Değil mi? Bakalım şimdi. Möchtet var. Möchte var. Möchtest var. Ve möchten. Şimdi burada Susanne kaçıncı kişi oluyor arkadaşlar? Üçüncü tekil oluyor değil mi? Dolayısıyla ich möchte, du möchtest. Bu durumda sie, bu bir kadın, öyle değil mi Susanne? Sie olarak bakmamız lazım. O da ne olacak? Sie möchte olacak, yani Susanne möchte. Bakıyoruz hangi seçenek olacak arkadaşlar? B, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Susanne möchte gern Orangensaft trinken demem gerekiyor. İkinci örneğimize bakalım ya da ikinci test sorusuna bir bakalım. Neymiş? Bu da bir soru cümlesi. Ne diyor? Er auch Deutsch lernen. Evet. Bakın burada müssen şıklarından gidiyoruz değil mi? Zorunluluk. Dolayısıyla dilerseniz müssen'in bir üstünden bir geçelim. Değil mi? Müssen zorunluluktu modal fiillerden. Müssen'e baktığımızda acaba nasıl çekimleniyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Ich muss, du musst, muss, sie muss, es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen, sie müssen. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Auch Deutsch lernen. Bakın burada auch de da anlamına geliyor. Deutsch Almanca demek. Lernen de öğrenmek demek. Dolayısıyla sorumuz
şu şekilde arkadaşlar. Onun da Almanca öğrenmesi gerekiyor mu sorusunun karşılığı demek ki er auch Deutsch lernen sorusu, değil mi? Dolayısıyla onun da Almanca öğrenmesi gerekiyor mu derken evet bunun karşılığını bulmamız lazım arkadaşlar. Acaba hangisi olmalı, değil mi? Müssen mi, müst mü, muss mu, yoksa D'deki must mu? Acaba hangisi olacak diye bakıyoruz. Şöyle bir hatırlayalım. Ich muss, du musst, er muss. Dolayısıyla hangisi olacak arkadaşlar? Sie, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Muss er auch Deutsch lernen? Onun da Almanca öğrenme zorunluluğu var mı? O da Almanca öğrenmek zorunda mı? Değil mi? Muss er auch Deutsch lernen? Üçe bakalım arkadaşlar. Bakın bu da gene bir soru cümlesi. Ancak bu sefer karşımıza hangi model fiil çıkıyor? Können çıkıyor. Können de neydi arkadaşlar? Yapabilirlik anlamına geliyordu, değil mi? Söz gelimi ben yüzebiliyorum, yapabiliyorum, üstesinden gelebiliyorum gibi düşünülebilir. Dilerseniz bunu da bir çekimle bir bakalım. Ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann. Wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Bir bakalım arkadaşlar ne diyor? Wir heute zu dir kommen. Evet, bu soru cümlesine baktığımızda heute bugün demek arkadaşlar. Zu dir sana. Demek ki sana derken zu dir dememiz gerekiyor. Kommen gelmek. Ne diyor? Bugün sana gelebilir miyiz sorusunun yanıtını, daha doğrusu Almanca karşılığını bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla neyi gerektiriyor? Können'i burada ne yapmamız gerekiyor? Doğru olanı bulmamız gerekiyor. Acaba hangisi olacak? Könnt mü olacak? Kannst mı olacak? Kann mı olacak, yoksa können mi olacak? Şöyle bir düşünelim. Bir çekimleyelim tekrar. Ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann, wir. Ne olacak arkadaşlar? Mastar halde kalacaktı. Hatırlayalım. Dolayısıyla wir D seçeneği, değil mi? Können. Peki sorusunu sorduğumda ne yapıyorum? Yerlerini değiştiriyorum ve modal fiile başlıyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla bugün sana gelebilir miyiz diye sorduğumuzda bunun Almanca karşılığı Können wir heute zu dir kommen? Bugün sana gelebilir miyiz? Können wir heute zu dir kommen? Değil mi? Sorusunu sormamız gerekiyor. Dörde bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın burada da gene möchten, yani istemek modal fiilini görüyoruz. Dikinde neydi? Dikinde, isterseniz öncelikle bir cümlemizi bir okuyalım. Dikinde keinen Hamburger essen. Evet. Ne güzel bir cümle, değil mi? Çocuklar hamburger yemek istemiyorlar, değil mi? Die Kinder keinen Hamburger essen. Bakın burada arkadaşlar bu akusatiflik gerektiren bir durum. Demek ki hamburgeri yemek istemiyor gibi düşünülebilir güzel Türkçe'de, değil mi? Ancak biz ne yapmamız gerekiyor? Bakın bu şekilde düşündüğümüzde yanılgı olabilir. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Almanca dil dinamiğinde bakmamız lazım olaya. Dolayısıyla ben ne yapmam gerekiyor? Bunu akusatif olarak almam gerekiyor. Baktığımızda Dikinde kaçıncı kişi oluyor arkadaşlar? Üçüncü çoğul oluyor. Neden? Çünkü çocuklar diyoruz, öyle değil mi? Çocuklar denildiğinde ne oluyor? Üçüncü çoğul oluyor. Çocuklar hamburger yemek istemiyorlar. Dolayısıyla möchten'i çekimleyeceğim. Üçüncü çoğulu düşünmem lazım. Şöyle bir çekimleyelim. Siz tabi eminim bulmuşsunuzdur, belki de aranızda bulan vardır. Şöyle bir hatırlayalım. Ich möchte, du möchtest, er möchte, sie möchte, es möchte. Wir möchten, ihr möchtet ve sie, ya da küçük olan sie ne olacak arkadaşlar? Möchten.
Dolayısıyla hangisi olacak arkadaşlar? A. Öyle değil mi? Dolayısıyla çocuklar hamburger yemek istemiyorlar. Die Kinder möchten keinen Hamburger essen. Değil mi? Buradaki olay neydi arkadaşlar? Asıl fiilin mastarda ve sondaydı değil mi? Modal fiili durumlarda modal fiili çekimliyordum ve mastarda kalıyordu. Burayı tekrar bir toparlayalım. Çocuklar hamburger yemek istemiyorlar derken Die Kinder möchten keinen Hamburger essen demem gerekiyor. Şimdi 5'e bir bakalım arkadaşlar. 5'te ne diyor? Bakın burada da gene müssen, zorunluluk karşımızda. Ne diyor? Wann du zur Arbeit fahren? Evet, wann neydi arkadaşlar? Ne zaman? Zur Arbeit, işe. Fahren, sürmek ya da gitmek değil mi? Fahren için ne demiştik arkadaşlar? Fahren kara taşıtlarında kullanılıyordu. Değil mi? Araba, bisiklet, motosiklet. Aynı zamanda arkadaşlar biz yolcu olarak da o kara aracına binebiliriz. Ne olabilir bu? Sözgülemi tren olabilir, otobüs olabilir, tramvay olabilir. Onda da gene neyi kullanacağız? Fahren'i kullanacağız. Dolayısıyla ne zaman işe gitmek zorundasın sorusunun Almanca karşılığı olan soruyu şimdi bulmaya çalışalım. Tabii burada özneye dikkat etmemiz gerekiyor. Du'ya göre ne yapacağız? Modal fiili bulmaya çalışacağız. Ne zaman işe gitmek zorundasın diyeceğiz değil mi? Wann ne olacak arkadaşlar? Şöyle müsseni bir çekimleyelim. Ich muss du ne olacak? Must olacak değil mi arkadaşlar? İki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. Ancak bu hangisi için geçerliydi? Ihr müsst. Bakın çok ufak bir detay ama önemli bir detay. Du musst deniliyor. Ancak ihr için ne deniliyor? Ihr müsst deniliyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz hangisi arkadaşlar? D. Ve ne diyeceğim? Wann musst du zur Arbeit fahren? Ne zaman işe gitmek zorundasın? Wann musst du zur Arbeit fahren? Sorusunu sormam gerekiyor. Dilerseniz buradaki cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Susanne möchte gern Orangensaft trinken. Susanne möchte gern Orangensaft trinken. Muss er auch Deutsch lernen? Muss er auch Deutsch lernen? Können wir heute zu dir kommen? Können wir heute zu dir kommen? Die Kinder möchten keinen Hamburger essen. Die Kinder möchten keinen Hamburger essen. Wann musst du zur Arbeit fahren? Wann musst du zur Arbeit fahren? Boşluk doldurma çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Ihr ein Matheheft kaufen. Evet. Ihr neydi arkadaşlar? İkinci çoğul kişi değil mi? Yani ikinci çoğul kişiden kasıt neydi? İki ve daha fazla insan varsa karşımızda biz bunu nasıl nitelendiriyorduk? Siz derken ihr şeklinde nitelendiriyorduk değil mi? Matheheft, das Matheheft neydi arkadaşlar? Heft, das Heft defter demekti. Dolayısıyla matematik defteri diyecek olursak Matheheft diye nitelendiriyorduk. Kaufen da neydi arkadaşlar? Satın almak demekti değil mi? Şimdi buraya baktığımızda sizlerin matematik defteri almanız gerekiyor. Öyle bir zorunluluğunuz var diyecek olursak ne yapacağız? Müsene kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla ben bunu nasıl ifade etmem gerekiyor? Bu boşluğu hangisiyle doldurmam gerekiyor? Şöyle bir hatırlayalım. Ich muss, du musst, er muss, sie muss, es muss, wir müssen, ihr. Ne olacak arkadaşlar? Ihr. Bakın burada belki çeldirici gibi de gelebilir. Belki de gelmeyebilir. Must var ve müst var değil mi? Evet. Ihr ne olacak arkadaşlar? D şıkkı değil mi arkadaşlar? Ihr müsst. Öyle değil mi?
Evet. Ihr müsst, dolayısıyla sizler yapmak zorundasınız derken ne diyeceğiz? Ihr müsst ein Matheheft kaufen dememiz gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? 7'ye bir bakalım şimdi. Die Studenten denilmiş. Die Studenten, evet, bu üniversite öğrencileri için kullanılan bir durumdu değil mi? Peki ilkokul, lise seviyesindeki öğrenciler için ne diyorduk arkadaşlar? Die Schüler diyorduk. Ancak burada üniversite öğrencileri ne olacak? Die Studenten diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla Tennis spielen, üniversite öğrencileri tenis oynayabiliyor derken acaba hangisi olacak? Şöyle bir düşünelim. Ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann, wir können, ihr könnt, sie, ne olacak arkadaşlar? Können olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla können şeklinde yorumlanacak, öyle değil mi arkadaşlar? Ve ne diyeceğim? Die Studenten können Tennis spielen demem gerekiyor. Öyle değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Wir haben am Donnerstag eine Prüfung. Die Prüfung, sınav demek arkadaşlar. Bir sınav derken eine Prüfung. Dolayısıyla perşembe günü bir sınavımız var değil mi? Dolayısıyla wir haben am Donnerstag eine Prüfung. Devamı var. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. Ich viel lernen. Çok çalışmam gerekiyor. Değil mi? Çok çalışmam gerekiyor. Bakın burada bir zorunluluk söz konusu. Dolayısıyla müssen modal fiilini gerektiren bir durum. Ne diyeceğiz o zaman? Ich, ne olacak arkadaşlar? Gayet kolay. Ne diyeceğiz? Must mu? Must mu? Müssen mi? Müst mü? Hangisi olacak acaba? Gayet bariz bir şekilde A şıkkı, öyle değil mi? Ich muss viel lernen. Çok çalışmam gerekiyor değil mi? Çok öğrenmem gerekiyor. Çok çalışmam gerekiyor anlamında olan Ich muss viel lernen. 9. Test sorusuna geldik arkadaşlar. Ne diyor burada? Du mit Julia nach Spanien fliegen. Evet. Julia, bu bir kadın ismi. Julia ile birlikte nach Spanien, İspanya'ya fliegen, uçmak. Evet, burada möchten'i görüyoruz. Dolayısıyla Julia ile İspanya'ya uçmak ister misin? Dolayısıyla du'ya göre ne yapmam gerekiyor? Möchten'i çekimlemem gerekiyor. Acaba hangisi olacak? Şöyle bir düşünelim. Ich möchte ve du, ne olacak arkadaşlar? Du, D seçeneği, öyle değil mi? Möchtest. Dolayısıyla soru cümlesi olduğu için modal fiil başa gelecek ve Möchtest du mit Julia nach Spanien fliegen? Sen Julia ile İspanya'ya uçmak ister misin? Ve sonuncusuna geldi sıra arkadaşlar. Ich einen Kaffee bitte. Bir kahve istiyorum lütfen. Değil mi? Ich, acaba hangisi olacak arkadaşlar? Ich, çok bariz bir şekilde ortada. Hangisi olacak arkadaşlar? Ich, C, öyle değil mi? Ich möchte einen Kaffee bitte. Bir kahve istiyorum lütfen derken demek ki Ich möchte einen Kaffee bitte demem gerekiyor. Dilerseniz bu boşluk çalışmalarını, bu doldurma çalışmalarını doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr müsst ein Matheheft kaufen. Ihr müsst ein Matheheft kaufen. Die Studenten können Tennis spielen. Die Studenten können Tennis spielen. Wir haben am Donnerstag eine Prüfung. Wir haben am Donnerstag eine Prüfung. Ich muss viel lernen. Ich muss viel lernen. Möchtest du mit Julia nach Spanien fliegen? Möchtest du mit Julia nach Spanien fliegen? Ich möchte einen Kaffee, bitte.
Ich möchte einen Kaffee bitte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde möchten, müssen, können modal fiillerini tekrar bir üzerinden geçmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.